hoş geldiniz, hoş bulduk. Ya ben de bir kahve aldım. Özgür arkadaşımla dolar hakkında konuşmak istedim arkadaşlar. İşe gitmeden size bir video yapayım. Özgür orada mısın? Nasılsın? İyi misin? Merhaba Mr. Eddie. How are you? Good. I'm fine. How about you? Thank you very much. How is everything? Everything is fine. Working. What about yours? Good? Same thing. I keep working. No time to relax, you know? SSDD. Same shit, different day. Anyway, listen. How is the new news? New haberler nasıl Türkiye'de? Valla haberler Türkiye'de ya pek mutlu olmuyoruz be abi. Bu doların daha doğrusu Türk lirasının bir değer kaybetmesi yabancı döviz karşısında. Türk lirası değer kaybediyor. Bu da tabii bayağı bir etkiliyor. Türkiye'deki vatandaşlarımızı, insanlarımızı, bizim memleketimiz Türkiye. Biz de üzülüyoruz burada, uzaktayız. Bir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor yapmak için. Zaten ben de o yüzden zigaraya başladım. Sıkıntımdan zigara içmeye başladım. Özgür bildiğin gibi değil vallahi ya. Aynen abi. Çok çok sıkıntılı olaylar ya. Yani düşünsene %75 ya %60 civarında Türk lirasının değeri düştü ya. 4,5 lirayken 7 liraya çıktı. Tabii bunların faktörleri var. Neden böyle oldu acaba? Bunları çözümlü ne olabilir acaba? Bunları düşünmek lazım. Bizim yapabileceğimiz ne var burada? Vatandaş olarak. Çünkü yine de Türk vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizim memleketimiz. Tabii daha çok şeyle alakalı. Yani tabii olay biraz siyasi alakalı. Çünkü Türkiye olarak belli bir süre biliyorsun Amerika ile beraber hareket ettik. Ve son birkaç yıldır da doğuya doğru yöneldik. Yani Rusya'ya, İran'a, Çin'e doğru yöneldik. Onlarla işbirliği sürüyor. Çünkü dünyada artık eskisi gibi vurdulu kırdılı toplu tüfekli savaş olmuyor. Ekonomik savaşlar oluyor. Ha, Özgür şimdi yurt dışında anne baba çocuklarını yolluyor ya okutmaya. Evet. Şimdi çoğular öğrenciler, Türk öğrenciler Türkiye'ye geri dönmeye başladılar. Çünkü ailenin durumu para bakımından yetmiyor. Yani doların tabii çıkması çocukları, öğrencileri de çok etkiledi. Yani bu da acayip bir şekilde Türk aynen, insan... Doğru söylüyorsun abi. Küçük bir parantez açayım ben burada. Parantezim şu olsun sana. Bu öğrencilerin, Amerika'daki öğrenciler... okullar yavaş yavaş artık şey yapmaya başlıyorlar. Hani her dönem ya hatta her dönem neyse acı ekonomik statünün nasıl olduğuna bakıyorlar. Yani çünkü senin ailen sponsor oluyor Amerika'da okumak istiyorsan veya amcan oluyor. Sponsor olan kişinin ekonomik durumuna bakıyorlar. Ve Türk lirasına değeri düştüğü için mesela atıyorum burada bir koleje girmen için bankada 26 bin lira, 27 bin lira para göstermen lazım. Bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce bu 100 bin liraya eşit oluyordu neredeyse. Şu anda ne kadar eşit oluyor? Onu düşün. 200 bin liraya neredeyse eşit oluyor. Yani şimdi Türk ekonomisi going to bankruptcy. Yani iflas etme durumu yakında olabilir. Çünkü bunu kaldıramayacağız. Sen en son çok güzel bilgilendirme videoları yapıyorsun. Devamlı yapıyorsun ama medyada bizi duyan, yansıtan yok hakikaten. Ülkenin durumu vahim. Evet. Yani medyada yansıtan şimdi şöyle bir şey var. Bütün zaten yani medyanın yani karşıt medya diye bir olay da yok zaten. Öyle bir şey var. Yani karşıt diyeyim şimdi şöyle bir dünya ya daha doğrusu dünya ekranına baktığın zaman kaliteli bir güzel bir hükümet için çok güzel ve kaliteli bir muhalefetin olması lazım. Türkiye'de muhalefet de güzel kaliteli olmadığı için halbuki güzel kaliteli muhalefet olsa Türkiye'de Türkiye'nin her şeyi çok güzel olacak. Türkiye'nin yönetimi de çok güzel olacak. Türkiye'nin siyaseti de çok güzel olacak. Türkiye'nin ekonomisi de çok güzel olacak. Ama tabii olayların biraz daha derinliğine inmemiz lazım. Şimdi nasıl oldu da birden böyle işte döviz yükseldi. Daha doğrusu Türk lirası değer kaybetti. Nedeni ne? Bunun nedenlerini realist bir şekilde araştırmak ve açıklamak lazım. Objektif bakmak lazım. Burada particilik veya işte solculuk, sağcılık, dindarlık veya işte ateistlik, şunluk, bunluk falan filan değil. Objektif bir şekilde yaklaşmak lazım. Acaba ne oldu da Türk lirası birden bu kadar değer kaybetti?
Düşün 2008 yılında 1 dolar 1.2 liraydı. 2008 yılında. Yavaş yavaş giderek 2008'den sonra yavaş yavaş giderek Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Ne oldu? 2 liraya çıktı. 3 liraya çıktı dolar. 4 liraya çıktı. 4.5 liraya çıktı. Ve şu anki durumda bindi. 6.60, 6.50 hatta 7.23'e kadar çıktı. Şimdi bunun nedeni ne? Bunun nedenine bakmamız lazım. Yani hemen çok basit. Basit yolu şu. Ya biz iyi yönetilmiyoruz işte. Yöneticiler iyi değil falan. Bunu söylemek çok basit. Ama sadece bunda mı bitiyor acaba olay? Sadece bunda bitmiyor olay. Olay yani nedeni sadece bu değil. Nedeni yani global bir olay bu. Nasıl Venezuela'ya oldu? Brezilya'ya bir ara olmuştu. Şimdi Türkiye'ye oluyor bu olay. Çünkü Türkiye yavaş yavaş Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden yani Avrupa ülkelerinden uzaklaşmaya başladı. Bunun ceza olarak da para babaları, dünyayı yönetenler ceza olarak da Türkiye buna. Çünkü Türkiye'nin biliyorsun yani Türkiye ortalığında Amerika'nın en yakın dostuydu. Ama şu anda Amerika ile aramız iyi değil. Türkiye olarak. Rusya'ya doğru yöneldik, İran'a doğru yöneldik. Aşağı doğru şekilde ekonomi. E ne olacak? Benim tahminimce daha da dolar daha doğrusu Türk lirası daha da değer kaybedeceğe benziyor. Çünkü bazı konularda biz Rusya ile İran'la da anlaşabiliyoruz. Allah sonumuzu Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah her şey çok güzel olur. Yani temennimiz bunu sen de istersin, ben de isterim. Herhangi bir cumhuriyet vatandaşı da ister şunu. 1 doların veya daha doğrusu 1 liranın 10 dolara eşit olduğunu isteriz, olmasını isteriz. Ama bunlar için çözümler gerekli. Yanlış mı biliriz abi? Vallahi şimdi Amerika'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan insanlar şimdi yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı. Ama bizim milletimiz bizi vatan haini diye görüyor. Çünkü baştaki kişiler bütün topu, suçu Almanya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya atıyor. Yani bunlar her kılıfa bir bahane buluyorlar. Ama şimdi Türkiye'de geçen gün haberlerde gördüm. Un ihraç etmelerini fabrikalarını yasakladılar. Gümrükte un ihraç edemiyorsun Irak'a, Suriye'ye, İran'a. Çünkü Türkiye'de bayağı bir unların yani un bile stok yani insanlar aç kalmasın diye çok önemli bu. Unları bile eritmeye başladılar. Yani yakın gelecekte ekmek bile 5 TL olabilir her an. Yani Türkiye'ye bir facia bekliyor Türkiye'yi. Ya ekonomik buhran zaten belli. Çünkü bunu önceden de gördük zaten. Bu doların 7 lira çıkmadan önce ben arası Instagram'da canlı yayın yapıyorum. Daha Temmuz ayında bunu zaten dile getirdik. Yani dolar dedik, dolar 7 liraya çıkacak büyük ihtimalle ve bir ekonomik buhran bekleniyor. Çünkü siyasi olarak biz saf değiştirdik şu anda. Önceden Amerika'ya yakındık, şimdi Amerika'yı karşımıza aldık. Güzel bir şey mi? Güzel bir şey aslında belki de. Emperyalizme karşı bir olmak ya, emperyalizme karşı gelmek güzel bir şey. Ama geç kalınmış bir karar. Şimdi yumurtayı affedersiniz, kışa dayandıktan sonra bir şey yaptığı zaman, yani yumurta kışa dayanmış. Ondan sonra aklımız başımıza geliyor. Bence bizim kafa olarak değiştirmemiz lazım. Kafamızı değiştirmemiz lazım. Yani istediğin kadar sen siyasi görüşünü değiştirsen, daha neresini değiştirsen, kafanı eğer değiştiremiyorsan, hayat, yaşam, standart, adam bir telefon iPhone olmuş 10 bin lira, adam 2 bin lira maaş alıyor 10 bin liraya iPhone alıyor. Sen Sabancı'nın torunu musun, koçun oğlu musun sen? Adam gidiyor orada 3 bin lira, 4 bin lira maaş alıyor, 200 bin lira, 100 bin lira arabayı biliyor. Sen bilen misin, bilmezsin. Niye? Çünkü mantelite, burada mantelite var. Senin değişik bir mantelite. Bunlar hep lüks. Yani bizim ayranımız dökülmesin, saçımız dökülmesin oluyor. Başka bir şey değil. Bireysel de tabii bizim suçlarımız var bu konularda. Yani dediğimiz gibi sadece olayı baştakilere atmak saçma. Bir önce kendimize bakacağız. Yani sistem bu hale getiriyor bizi. Öyle bir şey de var. Ama sistemi yani bu hale getiriyorsan da uyanık olacaksın. Aptal olmayacaksın. Biz burada bak sen de Amerika'da yaşıyorsun. Ben de Amerika'da yaşıyorum. Benim elimde 100 dolarlık telefon kullanıyorum ben ya. 100 dolarlık. Niye? İşime geliyor. Çünkü bir araç bu. Ama biz öyle bir hale geldik ki artık telefon bizim için bir amaç Türkiye'de. Araba bizim için bir amaç, araç değil. Adam arabaya öyle bir bakıyor ki gözü gibi bakıyor adam. Evine o kadar bakmıyor, çoluk çocuğuna o kadar bakmıyor.
o duruma gelmişiz. Çünkü değerlerimizi kaybettik yavaş yavaş. Bu da işte sistemden kaynaklı. Bizi aşılanan sistemden kaynaklı. Bir de diyor, bir de mesela bizim millet diyor ki işte şeyde Avrupalılarda, Amerikalılarda material yani böyle arabaya, doğala çok önem veriyorlar, gösteriş yapıyorlar. Halbuki tam tersi, bizim milletimiz daha çok gösterişli. Tabii canım, daha çok gösteriş yapıyor. Ya sen buradaki arabalara bak, kendi araban var mesela senin. Arabayı sen o kadar şey yapmazsın ki. Ne derler, değer vermezsin ki. Yani niye, niye? Çünkü diyecek adam ucuz olduğu için. Ya kardeşim ucuzluktan falan değil, araç o ya. Sen kendine değer vereceksin. Çocuğuna, ailene değer vereceksin. He. Bir insan eğer kendine, ailesine değer vermezse hiçbir şeye, yani istediği kadar diğer şeylere değer versin. Değerlisi olur, başarısı olursun yani. Özgür, ben de domates satmaya başladım. Türk parasına çeviriyorum. Domates, vallahi. Vallahi güzel. Şey mi, organik mi satıyorsun? Organik satıyorum Özgür. Ne kadar satıyorsun abi? Domates işinde para var. Tanesi bir dolar. Domates istersen haber ver. Sana bir sepet yollatırım. Tanesi bir dolar. Tanesi bir dolar. Özgür, Türkiye ekonomiye, ekonomiye yardım ediyorum. Bütün Türkler domates almaya başladı benden. Sen de paranı çevir. Paranı çevir. Sen Türk... Kayserili değilsin abi. Bir domates bir dolara sattırma. Ben buradan yarım kilosunu bir dolar alıyorum ya. Ama Türkiye'ye yardım amacıyla. Sen de... Şaka yapıyorsun. Canın sağ olsun ya. Sen de paranı... Türk, Amerikan paranı çevir. Türk parasını çevir Özgür. Memleket batıyor. Valla onunla olsa keşke. Düzelse onunla olaydı. Olay onunla düzelmez ya İdris abi. Yani Türk lirasına çevirip de düzelmez olay ya. Olay bugünkü bir olay. Bir aylık bir olay. İki aylık bir olay değil ki. Yani olayın nedeni bundan bir, hatta şöyle bir şey söyleyeyim, daha yakın bir tarih diyeyim ben size, 1970'lere git. Yani bu emperyalistleri ülkede istemeyen gençleri alsınlar. Go home Yankee diyen gençleri alsınlar. Bir sürü içeri insan tıklar, sağcısı tıklar, solcusu tıklar. Ayrıştırma, kutuplaştırma, başka hiçbir şey değil. Halbuki herkes bir araya gelsin, bir şekilde bir hareket etse, çok güzel bir ülkemiz var bizim ya. Bizim ne işimiz var şimdi şeyde, ne derler bu, gurbette, öyle bir virüsler. Sen şimdi Türkiye'de senin alım gücün iyi olsa, Türkiye'de yani özgür bir hayat yaşasan, rahat bir hayat yaşasan, sen Amerika'da yaşar mısın? Tabii, doğru söylüyorsun. İnsanlar Almanların bokunu, Amerikan bokunu temizlemez. Ama bunu bizim... Evet. Bunu bizim liderlerimiz göremiyor. Bizim liderlerimiz meydanlara çıkıyor. Ey Amerika, ey Almanya, ey Fransa diyor. Almanya'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya kaçan kedi köpek gibi tonlarca Türk insanı var. Onu görmek istemiyor. Yani bunlar ne dediğini bilmiyorlar yani. Ayıp, çok ayıp yapıyorlar. Tabii. Şimdi arkadaşlar, eğer hani bilenler de var zaten, takip ediyorlar. Şu ana geldiğimiz, yani geldiğimiz yani şu eğer öğrenmek isteyenler olursa, çok güzel bir, yani güzel bir fikir edinmek istiyorlarsa, Erol Gütercimler biliyorsunuz, kendisi araştırmacı arıyorsunuz bana. Ve ayrıca eskiden Deniz Arnavutlu'nun eğitmenliği öğretmen olarak görev yapmış bir kişi. Onun mesela şu anki durumlara nasıl geldiğimizi anlatan birkaç tane biliyorsunuz. Yani bu olay aynen işte biraz önce de anlattığımız gibi sadece hükümetin veya sadece halkın şeyin kombinasyon olan bir olay. Dış müşterinin de tabii büyük zaten olay dış müşterinin şeyinden kaynaklı. Yani bizim nasıl bu hale geldik? Yani insan, o yüzden adam babasının karşısında 30 yaşında ilim adlı adam babasının karşısında bacak böyle bir sürü atamazdı. Şimdi 8 yaşında çocuk babasının yanından bir çocuk duyuyor. Babasının ağzı bir sesini çıkıyor. Biz nereden nerelere geldik? Nerelere geldik? Bizim ekonomiyi düzeltmek için direkt ekonomiden başlayacağız. İşte biz sorundan başlıyoruz. İşte başından başlamamız lazım. Önce kendimizi düzeltmemiz lazım. İnsan birey olarak kendimizi düzeltmemiz lazım. Sokağa çöp atmamamız lazım. Milliyetçilik dediğin şey budur. Anlaşım. Sokağa çöp atmayacaksın. Çünkü o senin toprağın, senin vatanın, senin memleketin için. Biliyorsun, affedersin, adam sokakta sıçıyor. Yani çok özür dilerim. Sokağa çöp atmayacaksın. Acaba Türkiye'de tuvalet parası kaç TL'ye çıktı? Ona da zam geldi mi? Haberin var mı? Onu da öğrenmek lazım. Ben sana şunu söyleyeyim. Enflasyon var falan dolu hikaye. Ben 2003 yılında Sultanahmet'te at meydanı vardı Sultanahmet'te. Orada umumi tuvaletin fiyatı 1 liraydı. 2 sene önce gittim, yine 1 liraydı. Bak enflasyon sıkıntı. 1 lira, 1 lira başka.
hani göz koymak mı olmuyor? Avokado yiyemeden enflasyon şey olarak, birim olarak gösteriyor. Avokado 5 liraydı. Geçen sene şimdi 5 liraya enflasyon sıfır yok. Böyle bir şey kardeşim. Sen avokadoyla böyle geçiyorsun. Çay yiyorsun. Çay olarak avokado mı içiyorsun? Ya bu Özgür, bizim bu Sağlık Bakanımız farkındaysan açıklama yaptı. Şaban hastalığı Türkiye'ye yayılmış. Yani bunlar bakan olarak, sağlıkçılar olarak insanlara böyle hastalıklı et neden yediriyorlar, hiç farkında mısın? Şimdi tarım Türkiye'de hayvancılık tarım, yani hayvancılık tarım olayı bitti. Çiftçilik, bunlar bitti. Her şeyi dışarıdan ithal ediyorsun. Mecburen adam kalkıp da, yani hayvanı da dışarıdan getiriyor. Kalkıp da bir Arjantin mesela, dünyanın en güzel danasının olduğu ya Arjantin veya işte Amerika'da. Sen kendini veriyorsun. Yani ete hiçbir şey koymadan eti direkt kızartar. Oh, lokum gibi. Yani kalkıp da sen Arjantin'den veya Amerika'dan ithal etmeyip diyorsun işte başka ülkelerde hani daha ucuza gelen, daha ucuz ama ucuz etin yanisi olmaz işte, görüyorsun. Ucuz etin yanisi olmaz. Ucuz etin yanisi olmadığı için mecburen bunları işte katlanıyorsun. Yani hastalık çıkıyor da bunlar legal bir şey değil. Bunlar iyi şeyler değil. Olmamız gibi bir sürü insan hayatı her şeyden önemli. İnsan hayatı senin cebindeki paradan. Sana 2 milyar dolar lotodan para çıksa sen Allah korusun kanser olmuş olsan sen ne iş yapacaksın? O parayı sana yani sevinir misin o parayı? Sevinmezsin abi. Çünkü gününü bekliyorsun. Sağlığın daha önemli senin için. Sağlığın daha önemli. Ama öyle yani bu bir saçmalık. Bizim öyle kalkıp da o şekilde bunları yaparken adam akıllı tehdit etmemiz lazım. Yani sen dışarıdan etkilerini ithal ediyorsun. Adam akıllı tehdit etmen lazım sana. Bütün her şeyi ithal ediyorsun yani. Bütün her şeyi ithal ediyorsun. Kalkıp pirinci bir ithal ediyorsun. Mercim bir ithal ediyorsun. Bırakman lazım. Bak senin yaşadığın ülkede her taraf tarım. Öyle değil mi? Sen kendi bak domates satıyorsun. Hem general kontraktörsün. Hem general kontraktörsün. Hem domates satıyorsun. Herkes kendi bahçesinde bir şeyler ekiyor, tarıma ilerletmen lazım. Köylü milletin efendisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüdür. Köylü milletin efendisidir. Senin eğer tarımın, senin çiftçiliğin, senin hayvancılığın yoksa çok zor. Çok zor. Kalkıp bana diyebilirsin ya Singapur'da dediğin yer dolma bir yer. Yani sonradan adam ufacık bir ada Singapur. Sen kalkıp da Singapur'da Türkiye'deki İklimi büyütebilir misin? Türkiye'deki o iklimi, o toprağı büyütebilir misin? Tutamazsın. Türkiye'nin toprağı normalde birim toprak. Bak git Adapazarı'na patates, soğan, Konya'ya git buğday, Malatya'ya git kayısı, Amerika'daki bütün kayısılar Malatya'dan gidiyor ya. Bak, görüyorsun her yerden bir şey çıkıyor. Çukurova'nın pamuk, domates, her şey, karpuz. Normalde yetişmesi lazım. Senin bunları bu konularda ilerlemen lazım. Yani temelden ilerlemen lazım. Temelden ilerleyeceksin. Ondan sonra devam edeceksin. İlgin Suslu'da benim şimdi acilen kaçmam lazım. Çok özür dilerim. Oldu. Kendine iyi bak Özgür. Çok teşekkür ederim beni de yayına aldığın için. Umarım arkadaşlara güzel bir şeyler söylemişizdir. Kimse şey yapmasın, birbirini kırmasın. Yani kutuplaşmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Hepimiz biriz. Biz biriz yani. Biz insanız. Biz aynı toprağın insanlarız. Kutuplaşmaya hiç gerek yok. Fenerlisin, Galatasaraylısın, işte sağlısın, solcusun. Atik'si, Alem'si, Şunlusu, bunlara hiçbir bunlar orta çağ zihniyetinde kalan şeydir. Bizim bir olup bir şekilde bir hareket etmemiz lazım. Bir elindesi var, iki elindesi var. Bir elinde anca ne yaparsın biz abi? Sen yapıyorsun, elini cebine atıyorsun. Ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Bir elinde sadece onu yaparsın ama iki elle her şeyi yaparsın. Çok teşekkürler İngiliz Bey. Oldu, sağ olun, hoşça kal Özgür. Çok teşekkür ederim. Bir şey diye sağ olasın. Görüşürüz, sağ olasın. Özgür ile Amerika. Yani Özgür abinizi dinleyin. Çok güzel şeyleri var yani. Konuşması var. Ekonomist kendisi. Yani fikirleri de güzel hakikaten. Tarım ülkesi olmaktan çıktık. Sanayi ülkesi olmaktan çıktık. Artık nereye gidiyoruz belli değil. İşte Özgür ne diyor? Artık diyor kutuplaşmayalım diyor. Artık diyor yavaş yavaş diyor konuşalım diyor. Yani konuşma zamanı. Üzülüyorum yani hakikaten. Ama üzülmekle de bir şey olmuyor ki. Çünkü bunları artık insanlar kendileriyle konuşuyor ama medya yansıtmıyor. Çünkü bizim medyamızı elimizden almışlar. Bizi adam yerine koymuyorlar ki. Medya yok, yansıtmıyor. Medya yansıtmadığı için bu konuşmaları hep YouTube'larda duyuyorsunuz. Televizyonlarda duyuyor muyorsunuz? Ben gene domates satayım. Domates!
Ne bakıyorsun lan öküz? Basarım tokatı sana. Amerikalı Alman dinlemem. Çıtı git. Manyak. Oğlum bu gidişle domates bile yiyemeyeceksin. Domates. Amca domates satıyorum. Evet. İdrisus'ta nereye gidiyorsun? Boklu Dere'ye gidiyorum. Bir kahve aldım. Birkaç saat zamanım var. Bir yere gideceğim. Bir fiyat vereceğim. Adam çatısını yaptıracak. Evini yaptıracak. Ben de sizlere şöyle bir video yapayım dedim. Arkadaşlar. Her şey iyi. İşler iyi. İdris Usta'nız iyi. Hayat güzel. Yaşamak güzel. Au! Öküz. Stik it. Ağlanacak duruma geldik ya. Vallahi billahi ya. Yani o benim 559. motivasyon konuşmaları insanları intihardan döndürüyor. Yani insanlar intihar etmeye başladı ya. İşsizlikten, karısızlıktan, parasızlıktan, yoksulluktan. Türkiye gelişiyor, Türkiye çağ atlıyor. Evet, Türk arabaları. Aman akıyım ya şu arabalara baksana ya. Türk arabaları. Amerika şokta. Almanya şokta, İdris Usta şokta. Türk arabaları bize hep böyle kandırıyorlar. Hep böyle kandırıyorlar. Ya gösterseniz de ya, hiçbir sanayimiz yok. Canım sıkıldı gene ya. Artık kimseye bağırmak istemiyorum ya. Ben de yakında bir kafa doktoruna gideceğim. Beni de sigaraya başlattırdınız. Sigara içmeye başladım sizin yüzünüzden. Acaba gelmişken birkaç tane araba mı alayım? Bok alırım. Para kalmadı oğlum. Kahve parası kalmadı. Vallahi billahi ya. Şu arabaları görüyorsunuz mu ya? İçim gidiyor ya. Alayım mı bir araba? Oğlum sigara içme, cehenneme gideceksiniz. Beni sigaraya başlattınız. Arabalara bak, götüm düştü ya. Vallahi billahi ya. Şu Chevy'lere baksanıza ya. Görüyor musunuz mu? Bak bunlar hep Türk arabası. Türkler araba yapıyor. Ey Amerika! Ey Almanya, bizi kıskanıyorsunuz. Bok kıskanıyorlar seni. Kıskanıyormuşuz. Ben de şuraya park edeyim de şu arabayı alayım gelmişken. Yağmur yağıyor ya. Vallahi. Oğlum burayı çekmeyeyim. Adam beni kovacak. Buraya müşteri çekiyor. Ne bakıyorsun lan? Araba maraba almayacağım. Domates satıyorum amcacığım. Sana diyorum. Araba alırken araba şeyleri, faizleri çok güzel arkadaşlar. 2.9'dan 3.9'dan alabilirsin. 36 ay. 6 sene, 5 sene. Vallahi. Araba fiyatları yani faizleri çok düşük. Abi şu Ford'a bak ya. Alırsın Ford, alırsın Lord. Bak burada da tamirhane var. Arabanı getiriyorsun. Tamirhane tamir ediyor. Vallahi. Türk arabaları Amerika'da. Amerikalılar Türk arabası alın. Türk arabası geliyor. Şok olacaksınız. Götünüz düşecek. Amerikalılar, Almanlar, Fransızlar. Oğlum Türk arabasını kim alacak lan? Araba yaparsın da satabilecek misin? Kim alacak Türk arabasını? Arabayı satabilmen için 10 sene bir tecrüben olması lazım. Geçmişi olması lazım. Hemen araba yap, satacaksın. Öyle mi zannediyorsun? Hemen şirket kuruyorsun, hemen işe başlayamazsın ki. Reklam yapacaksın. Reklam kağıdı dağıtacaksın, gazeteye ilan vereceksin. Arabalara bak ya. Arabalar! Gelsin paralar! Vallahi billahi şu arabalara bak. Toyota Tacoma. Takamalar da güzel araba ha, vallahi. Abi sanayi yok. Tarım bitti. Adalet yok. Medya yok. Şimdi
Cumhuriyet gazetecileri istifa ediyor. Cumhuriyet gazetelerini satın almış birisi. Gazeteciler istifa etmeye başladı. İstifa edin. Hepiniz istifa edin. Bizleri konuşmazsınız, bizleri yazmazsınız. Ondan sonra hükümetle çatışırsınız. Ondan sonra birileri gelir elinizde maşayı alır. Ondan sonra istifa edersiniz. Aa, Türkiye'de demokrasi yok, adalet yok dersiniz. Medya yok dersiniz. Ya medya biziz, göstersene bizi. Kafa yok ki onlarda. Ondan sonra Türkiye'de gazetecilik yapılmaz. Ya sen insanları göstersene ya. Ülkeden kaçan insanları göstersene. İdris Usta'yı göstersene. Özgür'ü göstersene. Brezilya'da Ali Usta'yı göstersene. Bu insanlar ülkelerinden niye kaçıyor? Bu insanlar için yazı yazsana. Bizim gazetecilerde o yok, o yok ki. Bizim gazeteciler hangi devletle savaşır? İşi gücü devletle savaşmak. Devlette ne yapıyor? Onlara iki tokat atıyor. Hepsini bir siktir çekiyor. Ondan sonra diyorlar ki medya elden gidiyor. Zaten medya bizim değildi ki. Medya sizindi. Allah belanızı versin hepinizin. Medya elden gitti. Sen zaten bizlere medyanda yer veriyor musun? Türk halkına, Türk insanına. Yok. Medya gidiyor. Aman akıyım, ben de kafa doktoruna gideceğim ya. Şuradan bir takama alayım. Takama. Alırsın takama. Bu takamalar da at gibi ha vallahi. At gibi koşuyor. Bakalım mı? Dur ilk önce şöyle bir cama bakayım. Adam gelmesin. Geçen gün adam bana bir bozuk attı. Adama iki tokat atacaktım. Kaçtım gittim. Gidelim mi? Gidelim. Hazır mıyız? Hazırız. Al işte sana Türk arabası. Gördün mü? Türk arabası. Türkler araba yapıyor. Bok yapıyor. Japonlar araba yapıyor. Baksana şu Toyota Tacoma'ya. 4 çekişli. Vallahi ya. İşte bunu alıp bunun üzerinde domates satacaksın. Domates, biber, kavun, karpuz. Bak bu 4 kapılı. 6 silindirli. Gördünüz mü? 4x4. 4 çekişli. Gidelim kaç para bakalım. 33.000 dolar. Bu arabayı Türkiye'ye aldığın zaman 60.000 dolara geliyor. Devlet halkını nasıl gazıklıyor biliyor musun? Yani bu halkı gazıklamaktır ya. Bu kadar şey olmaz yani. Haram bu yani. İnsanlara bu kadar vergileri yüklemek haram arkadaşlar. Vallahi ya. Biz böyle konuşunca hiç kimse yansıtmıyor bize. Medyayı çıkartmıyorlar, göstermiyorlar. İşte Türk halkı böyle oldu. Medyamız gitti. Bu araba nasıl? Oğlum şu arabayı alacaksın, domates satacaksın. Domates gibi de karı bulacaksın. Vallahi billahi. Türk kızları bu arabaya aşık oluyor. Alacaksın böyle arabayı, atacaksın arkasına şeftaliyi, domatesi, karpuzu. Getireceksin, satacaksın. Bu kaç paraymış? Neredesin? Bu da 36 bin dolar. Vallahi nasıl, beğendin mi? İşte bunları Türkler yapıyor arkadaşlar. Çağ atladık. Uzaya çıkıyoruz. Araba yapıyoruz. Tundra, Tundra. Abicim bu da süper bir araba. Benim o Toyota'mın kamyonetimin yeni modelleri bunlar. Şurayı görüyorsunuz mu? Vallahi billahi ya. 8 silindirli. Baksana. Burada benzin çok ucuz. Amerika'da benzin ucuz. Türkiye'deki gibi değil ki. Mazota zam, benzine zam. Araba yapıyoruz. Ey Amerika! Araba yapıyoruz. Acaba bir kafa doktoruna mı gitsem ya? Vallahi billahi. Şu beyazı da çok sevdim ya. Şu beyaza baksana. Arkadaşlar sakın kızmayın böyle diyorum ha. Yani sizleri kızdırmak için değil. Gerçekleri göstermek için. Şöyle bir araba yapamadı Türkiye Cumhuriyeti senelerden beri. Araba yapıyoruz, araba. Araba, Türk arabası. Nasıl? Türk arabası. Amerika şokta, Almanya şokta, Fransız şokta. Osmanlı geri geliyor, Türk arabası. Türk arabası. Türk arabası. Au! Manyak herif, sıtı git.
Aman akıyım, Amerikalı geliyor kıçım. Ah, götüm düştü. Şu arabayı görüyor musun? Vallahi billahi ya, ne kadar güzel araba, gördünüz mü? Toyota takımları seviyorum arkadaşlar. Bende bir tane vardı Chicago'da yaşadığım zaman. Çok güzeldi yani. Vallahi billahi ya. Bak şunun camını açıyorsun. Şu arabayı alacaksın. Mahallede bir tur atacaksın. Bütün kızlar sana bakacak, aşık olacak. Kızları kendine aşık edeceksin. Vallahi billahi. Neyse ya, adam gelmeden ben de kaçayım oğlum. Vallahi billahi beni buradan kovdurdunuz, kovduracaksınız. Bunun rengi de fena değil ha, kabak rengi gibi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Nasıl, beğendin mi? Hoşça kalın.